Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayaalp. Yıl sonu indirim maratonu hem Steam'de hem de Epic Games Store'da Cadılar Bayramı indirimiyle beraber başladı. Steam'de 2 Kasım saat akşam 8'e kadar, Epic Games Store'da da 5 Kasım akşam 7'ye kadar bu indirimler devam edecek. Ben de bu videoda öncelikle bu indirim döneminde daha fazla tasarruf etmenize yarar sağlayacak cinsten önerilerde bulunacağım. Ardından da kısaca hem Epic Games Store'da hem de Steam'de neler varmış indirimde şöyle kısaca bir göz atacağız. Dakikaları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlgili kısımlara da ona göre kafanıza göre ilerleyebilirsiniz. Ama bana kalırsa tamamını izleyin. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Merak ettiğiniz kısımlara geçiyorum. Dikkat! Bu indirimlerde 4 şeye dikkat edin. Arkadaşlar, her şeyden önce unutmayın, yıl sonu dönemleri genel olarak indirim dönemleridir ve önümüzdeki aylar boyunca da hem işte sonbahar indirimleri hem de kış indirimleri Steam'de gerçekleşecek. Dolayısıyla şimdi gördüğünüz işte ya da hemen oynamayacağınız oyunların alayını alıp kenara atmaya çalışmayın. Sonbahar ve kış indirimleri aslında Cadılar Bayramı indirimine göre daha kapsamlı, daha büyük, daha çok oyunun indirime girdiği dönemlerdir ve dolayısıyla hani almak istediğiniz bir oyun o dönemlerde indirime girerse bütçenizi tükettiğiniz için dımdızlak kalmayın ortada. Sonbahar ve kış indirimlerinin tarihlerini de daha önce bir videoyla da paylaşmıştım. Şu anda ekranda da görüyorsunuz o tarihleri. Ayrıca isterseniz Steam indirimleri ve haberleri Facebook sayfamı ya da Steam indirimleri Twitter sayfamı takip ederek de daha yakından takip edebilirsiniz büyük indirim dönemlerini. Genel olarak zaten hani elimden geldiğince kaçırmamanız gereken indirimleri buralardan da paylaşmaya çalışıyorum. Epic Games Store tarafında ne zaman olur sonbahar ve kış indirimleri çok emin değilim ama yani muadili bu dönemlerde o tarafta da birer indirim göreceğimize ben inanıyorum. Dolayısıyla dediğim gibi çok acele etmeyin. Cadılar programında bütün bütçenizi harcamayın. İkinci dikkat etmeniz gereken konu Epic Games Store'daki kupon mevzusu. Eğer elinizde hala kullanmadığınız bir kupon varsa unutmayın. Yani en azından benim elimdeki kupon 1 Kasım saat 11, sabah 11 itibariyle sona erecek. Belki daha uzun süren kuponlar vardır. Bilmiyorum sizin elinizdeki kupon nasıldır ya da var mıdır. Sonuç itibariyle onu siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bu kuponu tarihi geçmeden kullanmakta yarar var. Çünkü bir şey alacaksanız bu kuponu kullanın ki yani boşa gitmesin, heba olmasın, elimizdeki indirimden de olmayalım. Ha şimdi düşündüm, kupon olayını hiç bilmeyenler olabilir. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. 80 liranın üzerinde bir oyun aldığınız zaman 60 liralık indirim, ekstra indirim sağlayan bir kupon dağıttı Epic Games Store. Geçmiş indirim dönemlerinde bir şey satın alanlara verdiği de oldu. Onun haricinde bedava bir oyunu hesabınıza eklediğinizde de verdiği de oldu. Hani farkında olmadan sahip de olabilirsiniz o kupona. Bunu kontrol etmenin en kolay yolu 80 lira üzerindeki bir oyunu alacakmış gibi yapın. Hani ödeme ekranında, ödeme yapmanıza gerek yok tabii ki. Ödeme ekranında size indirimi gösterecektir. Orada kuponun son kullanma tarihi de yazıyor olacaktır. Oradan kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi kuponlarınız varsa ve bir şey almayı düşünüyorsanız kontrol etmekte yarar var. Bu arada kupon demişken şunun da bir altını çizmek gerekiyor. Bir oyun almaya karar verdiğiniz zaman hem Steam'deki hem de Epic Games Store'daki fiyatlarına göz atın. Genelde fiyatlar aynı olsa bile bazen farklı bir fiyat görmek mümkün olabiliyor. Çok nadir oluyor bu ama yine de mümkün olabiliyor. Garanti olsun. Yani sonuçta bedava bakması. Hangi tarafta daha ucuzsa oradan alın. Bir de tabii dediğim gibi bu kupon mevzusundan ötürü Epic Games Store'da daha uygun fiyata alabiliyorsunuz kupon sayesinde. Dolayısıyla nerede daha ucuzsa oradan alın arkadaşlar. En mantıklısı o. Cebimizde kalacak fazladan 60 liraya hepimizin ihtiyacı var. Bir de son olarak ve burada aslında yanılmıyorsam dördüncü öneri de bu oldu. Oynamayacağınız oyunu almayın. Bunun ne kadar altını çizersek çizelim az gibi geliyor bana. Sebebi birazcık şu bunun. Bir oyunu eğer ki yakın zamanda oynamayacaksanız atıyorum alıp da kenara atarım. Ben bunu 6 ay sonra 8 ay sonra ya da işte ne bileyim yaz tatilinde, sömestrede bilmem ne de dediğiniz zaman yani o kenarda dururken bir fırsatı kaçırıyorsunuz. O kaçırdığınız fırsat nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yıl içerisinde zaten sık sık indirimler oluyor. Bu indirimde atıyorum %50 indirime girmiş olan bir oyun bir sonraki indirimde %60, %75 indirime girebilir. Siz erken aldınız diye fazla ödemiş oldunuz. Yani gerçi bazen bazı oyunların fiyatlarının güncellenmesi falan gibi mevzular var ama yani o nadir de olan bir şey. Sonuç itibariyle daha yüksek indirim fiyatıyla yakalamak mümkün olabilir. Daha yüksek indirimle yakalamıyor olsanız bile sonuçta o anda oynamayacağınız bir oyuna masraf etmektense yakın zamanda oynama ihtimalinizin daha yüksek olduğu bir oyuna yönelmek ya da en azından paranızın cebinizde kalması her zaman daha avantajlı. Dolayısıyla oynamayacağınız oyunu almayın diye bir kez daha altına bastıra bastıra çizmek istiyorum. Steam ve dikkat etmeniz gereken hususları böylece özetlemiş oldum. Hadi şimdi sırasıyla gelelim. Önce bir Steam indirimlerine ardından da Epic Games Store'daki indirimlere göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi Steam'e girdiğiniz anda zaten sizi otomatik olarak Steam Cadılar Bayramı indirimi karşılıyor. İşte oyun içi etkinlikler falan varmış ama çok önemli bir şey görmedim ben o etkinlikler kısmında. Gördüğünüz gibi 29 Ekim 20'den 2 Kasım 21'e kadar. Aa başta 20 demiştim bak 21'e kadar devam ediyormuş. Bu da güzel oldu. Muhtemelen saat değişikliğinden yaz saati
artık saat falan ayaklarından ötürü değişiyor. Bizde artık değişmiyor ama yurt dışında hala kullanıldığı için böyle saat farkları olabiliyor. Neyse, önemli değil. Şimdi tıkladığımız zaman bizi ne karşılıyor? Sizin için öne çıkanlar demiş. Aslında ben browser'dan giriyorum ve kendi hesabıma giriş yapmadım. Neye göre öneriyor? Ha pardon, genel olarak öne çıkanlar yapmış bunlar. Güzel. Şöyle bir baktığım zaman aslında daha önce görmediğimiz bir şey çok da fazla görmüyorum. Ama güzel oyunlar da var. Resident Evil 2 mesela %60 indirime düşmüş. %60 indirime 71 liraya düşmüş. Hatırladığım kadarıyla genelde bu kadar çok indirime girmezdi. Yani ilk kez %60 indirime girmiş bile olabilir. Fena değil. 70 lira az para değil ama Resident Evil 2 remake güzel bir oyun. Hani bütçeniz de varsa oynanabilir. Onun haricinde genel olarak korku oyunları falan görüyorum arada. Ki zaten Cadılar Bayramı indirimi genel itibariyle korku oyunlarına odaklanıyor. O yüzden de normal. Onun haricinde yani korku oyunu seviyorsanız kendiniz seçebilirsiniz. Ben çok şey yapmadığım için özellikle korku oyunu önermeyeceğim ama Outlast, Call of Cthulhu vesaire bunlar benim sık duyduğum korku oyunlarıydı. Darkest Dungeon çok iyi oyundur. 10 liraya kadar düşmüş. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta Ancestor versiyonunu alırsanız daha mantıklı olabilir. GTFO yakın zamanda çıkan bir oyundu. Dolayısıyla çok da fazla indirime de girmemiş. 120 indirimle 127 lira satışta. Biraz fazla. 4 kişilik bir co-op oyun bu arada kendisi. Bayağı gergin bir atmosfere falan sahip. O yüzden ben çok oynayamadım. Ama çok metini duydum. Carrion 27 liradan satılıyor. Satın almak isterseniz alabilirsiniz ama Game Pass'in içerisinde de var. Almamayı tercih edebilirsiniz. Game Pass'ten oynamayı tercih edebilirsiniz. Hunt Showdown yine benim oynayamadığım 4 kişilik co-op oyunlarından bir tanesidir. Kısmen denediğim bir oyundu gerçi. O kadar korkunç bir oyunda değil. Korkunç olduğu için değil de daha çok hani biraz Battle Royale kafasına yakın bir oyun olduğu için. Hatta daha doğrusu Battle Royale türünü gayet güzel ele aldığı için hoşuma giden bir oyundu. Ama betasındayken oynamıştım. Ondan sonra bir daha oynamak kısmet olmadı. Ardından bakayım. Burada giriş yapmadığım için gözükmeyen şeyler var. Demosu olan oyunlar var. Ekstra denemek isterseniz bazı oyunları deneyebilirsiniz. Bedava deneyip ardından almaya karar verebilirsiniz. Vakit var sonuçta 2 Kasım'a kadar. Canlı yayın kısmı gelmiş. Onun haricinde popülerler. Ha, popülerler kısmında Phasmophobia var. %10 indirime girmiş. Çok normal çünkü çok popüler ve hani yakın zamanda da çıkan bir oyun. Hayalet avcılığı yapıyorsanız, genelde Twitch yayını izliyorsanız bayağı da popülerdi yakın zamanda. Eğer ki baktıysanız muhakkak ki bir yayıncıdan görmüşsünüzdür. Dead by Daylight ücretsiz deneme için 2 gün oynayabiliyorsunuz. Onun ardından %60 indirimi varmış. O da ilginç olabilir. Aa, Doom Eternal. Doom Eternal arkadaşlar 2020 yılı içerisinde çıkmış olan en iyi aksiyon FPS oyunu. 100 lira az para mı? Değil tabii ama görece gayet yakın zamanda çıkmış bir oyun olduğu için belki satın almak isteyebilirsiniz. Ama bir de biliyorsunuz Microsoft Bethesda'yı satın aldı. Game Pass'in içerisinde Doom Eternal'da gelecek, hatta geleceği de duyuruldu ama tam olarak geldi mi emin değilim. Biraz dişinizi sıkarak Game Pass'ten oynamayı tercih edebilirsiniz 100 lira vermek yerine. Don't Starve Together mesela bunları biliyorsunuz zaten. Çok konuştuk üzerinde, tekrar konuşmayacağım. Left 4 Dead de aynı şekilde. Death Stranding %30 indirime girmiş, o yüzden üzerinde durmuyorum. Çok fazla bir indirim değil. 270 lira, 280 lira hala fazla bir para. Control 146 lira. Ama ha bir de bu arada tabii Control'de Death Stranding'de muhtemelen Epic Games Store'dan şeyle kuponla daha uygun fiyata da alabileceğiniz oyunlar. VR'ınız varsa Half-Life Alyx var. 70 liraya düşmüş. Çok büyük bir indirim değil ama zaten oyunun tam fiyatı bile 90 liradan çıktı için göze batmıyor. Onun haricinde ekstra benim değinmek istediğim bir oyun burada yok gibi gözüküyor. Hadi şimdi bir de gelin Epic Games Store'dakileri gözden geçirelim. Şimdi Epic Games Store'a girdiğinizde de yine aynı şekilde Cadılar Bayramı indirimi sizi karşılıyor. Tıklıyorsunuz, bütün indirimleri burada görmeye başlıyorsunuz. Direkt burada karuselde karşımıza Mafya Triloji çıkıyor. %15 indirim yani... Şaka gibi bir indirim. Yani bilmiyorum. Pahalı bence. Hala daha. Gerçi şey gerçeği var. Burada Mafya Triloji ekstra hani Steam'den daha uygun bir fiyata yok gelmemiş. Trilojide bir sıkıntı yok. Ayrıca Mafia 2, 3 vesaireyi almak istediğinizde daha galiba daha uygun fiyata geliyordu ama bu %15 indirimde alınacak bir şey değil bence. Borderlands 3'ü koymuşlar %50 indirimle. Ben hala PC'de oynayamadım. PlayStation'da biraz oynamıştım Tunca ile beraber. Oynamak istiyorum ama pahalı da bir yandan. Kane'i de edinemeyince dur dedim, şimdi bu şeyde gerek yok. Hani paramı harcayabileceğim daha fazla yer var ama %50 indirimle eğer bütçeniz varsa oynayabileceğiniz, hala desteklenen, hala içeriklerle zenginleşen de bir oyun. O yüzden belki bakılabilir. Civilization 6 var. Strateji seviyorsanız %75'e varan indirimler. %75'e varan indirimler ne demek ya? Bakalım. 55 liraya satıyorlar kendi oyunu ya. Bedavaya dağıttıkları dönemde alamadıysanız 55 lira çok fazla bir para değil ama bedavaya dağıtmışlar diye bir sefer. İnşallah o dönemde almışsınızdır. Öyle diyeyim. Onun haricinde ekstradan bedavaya alanlar varsa Platinum Edition için 200 lira bence fazla ama verdikleri içerik çok fazla olduğu için ya çok sıkıldım arkadaşlar. Bu fiyatlara bakıp bunlar çok fazla, bunlar çok fazla demekten. En sonunda biliyorsunuz bir Watch Dogs Legion'la alakalı içerik ürettim. Onun da hani fiyatından bağımsız oyunun kendisiyle ilgili yorum yaptım diye. Çünkü çok yoruldum hakikaten her oyunun fiyatını konuşmaktan. Bir dünya laf yedim. Neyse işte yapacak bir şey yok. Yine de ben canım daha fazla sıkılmasın diye fiyat konuşmak gerçekten çok istemiyorum ama indirimlere bakarken de fiyat konuşmamak da olmuyor. O da ayrı bir mevzu. Neyse o konular başka konular ama yeri gelmişken içimi size dökeyim dedim azıcık. Red Dead Redemption 2 200 liraya düşmüş. 60 lira kuponla beraber 140 liraya alabilirsiniz. Sonuçta Red Dead Redemption 2 bu. Belki
150 lira bütçesi olan bir insan için uygun bir fiyat olabilir Red Dead Redemption 2 gibi bir oyun için. Control dediğim gibi 60 lira indirimle Steam'den daha uygun fiyata alabildiğiniz bir oyun. Bir yandan gözüm şey arıyor ya, Epic Games'ten başka bir yerde, yani şeyde Steam'de yer almayan bir oyun arıyor ama açıkçası ona daha denk gelmedim. Hades, bak Hades'ten bahsetmedim. Hades benim bu sene oynadığım, en uzun süre oynadığım oyunlardan bir tanesiydi. 32 liraya düşmüş. Muhtemelen Steam'de de 32 liradır. Ekstra bir indirim olmadığı için hangisini tercih ediyorsanız oradan alabilirsiniz. Çok iyi oyun. Hakikaten çok iyi oyun. Bu sene çıkan en iyi bağımsız oyunlardan bir tanesi ve 72 saat oynadım. Öyle söyleyeyim. O da belki size bir nebze olsun fikir verir. Jedi Fallen Order 200 liraya düşmüş 400'den. Kuponla beraber belki yine bütçeniz dahilindeyse almak isteyebilirsiniz. Onun dışında bakıyorum, dediğim gibi özel bir şey, gerçekten özel bir şeye denk gelemedim ya. Evet, şöyle genel bir hızlıca aşağı doğru aktım. Karşıma gerçekten hani Epic Games Store'da olup Steam'de olmayan ama uygun fiyatlı bir şey, hani çok da önermek isteyeceğim bir şey denk gelmedi. Gözümden kaçmış da olabilir. Siz kendiniz de tabii ki her zaman bakın. Ama Epic Games Store'u, Close to the Sun var. Close to the Sun 16 lira. Bildiğim kadarıyla Close to the Sun şeyde yok, Steam'de yok. Göz atmak isteyebilirsiniz. Zaten 32 liralık bir oyun 16 liraya kadar düşmüş. Hani güzel de gözüken bir oyun. Bir hikayesi güzel bir hikaye. Bitirmedim ben ama güzel bir hikayesi de olan ve bu hikayeyi anlatmayı iyi bir biçimde anlattığını iddia eden bir oyun. Şans verilebilir. Biraz daha böyle bağımsız bir tecrübe arıyorsanız. Ama onun dışında dediğim gibi Epic Games'i tercih etmek isteyenler özellikle kupondan ötürü tercih etmek isteyeceklerdir. Onun dışında Steam'de ne kadarsa Epic Games'e de aynı fiyattan gibi gözüküyor. Fiyatlar. Öyle. Arkadaşlar, genel olarak bir göz atmış olduk. Güzel tavsiyelerde bulunduğuma inanıyorum. Aynı zamanda işte oyunlara da şöyle bir göz attık. Genel bir baktık ama bu oyun önerisinden ziyade daha çok ilk başta bahsettiğim dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hazırladığım bir video oldu. Dediğim gibi sonbahar indirimleri ve kış indirimleri daha kapsamlı olacaktır. Ona işte artık belli bütçeye, belli listeye göre vesaire bir şeyler yapacağım. O kadar çok indirim videosu yaptım ki nasıl bir konsept yapsam ona daha karar veremedim. Fikirleriniz varsa onları da aşağıda alırım. Bunun haricinde arkadaşlar, videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenerek destek olmayı unutmayın. Onun haricinde dediğim gibi varsa fikirleriniz ya da önerileriniz, onu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.